Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kıldı. Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki liderler zirvesinde olumsuz gidişi olumlu hale dönüştürebilirsek mutluluk duyacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlara ilişkin soruya da şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız yanıtını verdi. Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu ve bugün de saat 4 gibi Sayın Putin ile bir görüşmemiz olacak. Tabii her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim. Bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle, yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek. Ve buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız. Arkadaşlar bu mayınlar noktasında bunları biliyorsun imha edildi. Ve bu konuyla ilgili olarak da özellikle deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde ve şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci devam ettiriyor, takip ediyorlar. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Ama tedbiri elden bırakmayacağız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liseleri ailelerle buluşuyor programında konuştu. Bakan Özer, 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı 2000'li yıllarda %30 iken bugün %90'a ulaştı dedi. Son 19 yıl eğitimde Türkiye devasa bir dönüşüm gerçekleştirdi. 81 ilde yeni okullar, derslikler yapılarak çocuklarımızın eğitimin tüm kademelerinde erişmesini kolaylaştıracak devasa adımlar atıldı. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarımız çok ciddi oranlarda arttı. Gelişmiş ülkelerin, OECD ülkelerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başarmış oldukları okullaşma oranlarına biz 70 yıl gecikmeyle ulaştık. Burası çok kritik bir nokta. Neden 70 yıl bekledik? Okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar bu ülkenin vatandaşlarının, çocuklarının eğitime erişimini tam rakama %100'e ulaştırabilmek için, %90'lara ulaştırabilmek için 70 yılı niye bekledik? Bunu bir kenara not ediyoruz. Bu 19 yıl içerisinde kabaca bazı rakamlar vereceğim, nereden nereye geldiğimizi göstermesi anlamda. 5 yaştaki okul öncesindeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda %14 iken bugün %90 ulaştı. Yani 100 tane 5 yaşındaki yavrumuz okul öncesi eğitime 14 tane öğrenci erişebiliyordu 2000'li yıllarda. Bugün
90 yavrumuz okul öncesi eğitimine geçti. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44'den %90'lara ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı %14'lerden %44'lere geldi. 2000'li yıllarda orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı %39. Bugün %88. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı ise çok daha dramatik. 2002'li yıllarda %11 okullaşma oranı. Bugün %48,5. Ve ilk kez kız çocuklarımızın okullaşma oranları erkek çocuklarına geçti. Yani son 19 yılda eğitimde kitleselleşme sağlanırken, okullaşma oranları artarken, aynı zamanda yıllardan beri Türkiye'nin gündemini oluşturan kız çocukları okula gitmiyor, kız çocuklarını okula yetiştirelim retoriği de son 19 yılda tarih oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temellerinin atılışı ve Cumhuriyet Kenti Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100. yıl kültür merkezinde sahneye çıktı. Program sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'ya çiçek takdim eden Vali Fuat Gürel, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun toplum sanat yönetmeni Yusuf Kaya'ya da güzel gece için plaket takdim etti. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temellerinin atılışı ve Cumhuriyet Kenti Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 3 Nisan özel programı için Karabük Üniversitesi TOKİ konutlarında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın anısına yapılan şadırvan bugün açıldı. Açılış etkinliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon Başkanı Tokat Milletvekili Avukat Yusuf Beyazıt, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tu, kurul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Paşamız bir helikopter kazasında şehit olmuştu. Onun eşi
Benim yengem hanımefendi de Karabüklü. Annesi babası da buradalar. Ve yine yeğenim Berkay Aydın. Buralı bir anlamda. Daha sonrasında yengemiz kendisinin bir takım cüz'i birikimleriyle bir belli bağışlar yaparak burada değerlendirildi. Bu şadırvanın yapılmasına katkı sağladı. Onun için hayırlarının Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum. Ve buradan abdest alacak, serinleyecek insanlar bu şehidimizi her zaman bir rahmetle ansın diye bekliyorum. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onun şahsında bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize de, yaşayan gazilerimize de Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İlahi ya Rabbel Alemin, hamdü senalar olsun. Şu mübarek cuma gününde, cuma saatinde, Ramazan arefesinde yapacak olduğumuz, yaptığımız duaları kabul eyle ya Rabbi. Senin rızan için inşa edilen şu hayır çeşmesini hayırlara vesile kıl ya Rabbi. Emeği geçenlerden razı ol ya Rabbi. Adına yapılan Sayın Aydoğan Aydın şehidimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Hasaten onunla birlikte şehit olanlara ve ilk günden bugüne kadar alemi İslam uğruna, din, İslam, mukaddesat, maneviyat uğruna şehit olan cümle şühedaya rahmet eyle ya Rabbi. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, belediyenin 2 aylık borcunu ödemediği gerekçesiyle ilçeye içme suyu sağlayan değirmen ağzı su tesislerinin elektriğinin kesilerek vatandaşların mağdur edildiğini belirtti. Bektaş, 3 milyon liralık borcun Kozlu Belediyesi için büyük bir meblağ olmadığını aktararak şunları kaydetti. 2 aylık normalde zaten enerjisi ödeme yapmayacak. 2 aylık ödeme olmayınca elektriği kestiler. Kurumlar arası bir görüşmeler devam ediyor yani o. Ben direkt kınama yapmadım. Benim adıma birisi belki yapmış olabilir. Belediye olarak mı yapmış? Sonuçta kınanacak bir olay. Arkadaşlar bu su başka şeye benzemez ya. Her şey para değildir. Mutlaka biz borcumuzu mutlaka ödemek zorundayız da. Her şeyde para değildir yani. Bunun sağlık var, hastaneler var. Mesele para meselesi de zaten çözülecek. Sıkıntılarda herkesten bir özveri bekliyoruz. Bunu kasıtlı yaptı diye biliyorum. Sadece kınama ondan diye. Yoksa 2 aylık borç için elektrik kesilmez yani. Çünkü insanların sağlığı önemli bu. Her şey pandemide bütün şeyler kalktığı zaman 3 milyonluk borç yani Kozlu Belediyesi için öyle büyük bir borç değil. Bugüne kadar 40-50 milyonluk fatura kesildi. Hepsini ödeyen belediye. Sıkıştı sonuçta bu elektrik zamları belediyeler de etkiledi. Vatandaş da etkiledi doğal olarak. Yani bu ben başkent elektriğine bunu kasıtlı olarak yaptığını inanıyorum. Bizim belediyemize kasıtlı olarak yaptığını inanıyorum. Sanki ön yargılı davranıyorlar. Yoksa başkent mümkün diye. Oturdur konuşuyor. Der ki arkadaşlar bundan evvel de 4 milyon birikliydi. Hemen kredi çektik ödedik. 3 milyon kredi çekilir ödedir. Yani ancak bunu birisinin kasıtlı yaptığına inanıyorum ben. %100 kasıtlı yaptılar. Yoksa elektrikleri kesecek. Bunu başka belediyelere yapmazlar yani. Kaldı ki benim onlarla hiçbir zorum da yok, ilişkim de yok yani. Öyle bir derdim de yok. Yani artık seçimler yanaştığı zaman artık her şeyden her şeyi bekliyorum ben. Bu iktidarı yıkmak için bu memlekette canını verecek olan insanlar var. Çözeceğiz inşallah. Bizde sorun uzun sürmez yani. Ama unutacak da değiliz bunları. Bunları da unutacak değiliz. 42 bin nüfuslu insanın içinde başka hastasının olduğu yerde elektriği keseceksin. Bu öyle kolay şeyler değil. Her şey para değildir. Biz borcumuzla ilgili sıkıntımız yok. Bir sürü borçlandık, hepsini ödedik. Sonuçta kamu kuruluşu burası. Dalga mı geçiyoruz? Çocuk muyuz biz? İYİ Parti Başkanı Erol Serin, seçim kanunu çalışmaları ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Serin, adaylığıyla ilgili olarak da arkadaşlarımızı değerlendirir, kararımızı ona göre veririz dedi. Bütün siyasi partiler, sadece İYİ Parti olarak söylemeyeyim ama İYİ Parti'de böyle bir şey vardır, hazırlık vardır. Milletvekili adayı olmak isteyen il başkanları, ilçe teşkilat yöneticileri,
Yani günü geldiğinde o genel bir genelgeyle bildirilir. İstifası istenir. Doğrudur da. Çünkü partinin başında bulunarak seçime girmesi bir adayın doğru bir şey değildir. Böyle bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Ama bu bize ulaşmış veya hazırlanmış bir genelge şekline dönüşmedi daha. Ne zaman olacağı. Şu anda şöyle bir şey var. Bu seçim kanunuyla beraber kamuoyunda seçimin zamanında yapılacağı gibi bir algı var. Aslında çok doğru değil. Hükümet geçici bir maddeyle biliyorsunuz orada seçim kurulu başkanlarının 3 ay içerisinde değişir şekliyle ve şu anda yaptığı oy kullanma kulübelerinin ihalesi, kırsati ihalesiyle beraber bir seçime gitme hazırlığı içerisindedir. Şöyle yapacaktır hükümet bizim tahminimize göre. Erken seçim diyorsunuz. Bir anayasa değişikliğiyle beraber getirecektir. Meclise buyurun diyecektir. Erken seçime. Biz de bu anayasa değişikliğini kabul ederek hangi hakim olursa olsun, kim olursa olsun bu seçime hazırız. Günün şartlarına göre değilen arkadaşlarımızla görüşürüz. Eğer benim teşkilatlarım benim milletvekili olmamı arz ederse o gün o konuyu değerlendiririz, bakarız. Ama şu anda bizim görevimiz il teşkilatı, ilçe teşkilatlı olarak partimizi bir kademe daha nasıl yukarı çıkarız mücadelesine devam edeceğiz. Onun için şu anda o gündemimizde yok ama böyle bir şey olduğunda bütün arkadaşlarımın fikrini alarak ona öyle karar veririz diye düşünüyorum. Ben yaklaşık bir senedir şunu iddia ediyorum. Karabük'te İYİ Parti ikinci parti iddia ettim. Anketin yapan arkadaşlar tabii nasıl anket yaptığını bilmiyoruz. Biz kesinlikle şu anda ikinci partiyiz ve birinci parti olma yolunda da çok büyük bir mücadelemiz var. Allah nasip eder Karabük'te birinci parti olacağız. AK Parti bir defa %38'i falan kesinlikle yoktur. AK Parti şu anda Karabük'teki durumu itibariyle %25'ler civarında bir partidir bizim yaptığımız anketle. Karabük'te İYİ Parti'nin genel merkezinin yapmış olduğu anketlerde Karabük'te kesinlikle bir milletvekili çıktığı genel merkez tarafından tespit edilmiştir anketle. Siz basın olarak bunu daha iyi bilirsiniz. Yani Karabük seçimleri şu anı, şu görüntü icabıyla gerek basında gerek kamuoyunda aldığımız bilgilere göre bir şeklinde yorumlanmaktadır. Ama İYİ Parti olarak biz birinci parti olup Allah nasip ederse Karabük'te 2-1 hatta gerekirse 3-0 ama yani bu çok da hayalci olmamak gerekir. Ama 2-1 yapma yolunda da plan projelerimiz bu Ramazan boyunca ve Ramazan'dan sonra yapacağımız çalışmalarla Allah nasip ederse İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi bünyesince sürdürülen yol asfalt stabilize çalışmaları ve yeni yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Sözen, yeni sabit konkasöründe bölgemize hayırlı olmasına diledi. Yıllardır biz daha önceden almış olduğumuz, kurumumuza kazandırmış olduğumuz 2 adet taş kırma makinamızla biz bunu üretmeye çalışıyorduk. Fakat asfalt plantının Hamzalar şantiyemize kurulmasıyla beraber bir sabit konkasöre ihtiyacımız oldu. Aslında biz meclis olarak bunu daha önceden öngörmüştük ama o günlerde nasip olmadı bize. Fakat asfalt plantının beslenmesi açısından Kardemir'e ait olan daha önceden Cuma yanı taş ocağını ruhsatlandırmış olduk, devrine aldık. Burada Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bey'in de çok büyük katkılar oldu. Özverili çalışmaları oldu. Bize çok destek oldular. Ben bu manada bu vesileyle de kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yani bir manada bizim önümüz açıldı burada. Daha sonra bizim tabii yıllık ihtiyaç duyduğumuz yaklaşık 450 bin tonluk bir malzemeyi bizim satın almamız icap ediyordu. Bunun da bugünkü maliyeti, değeri 15-16 milyon TL civarında. Bizim bütçe imkanları dahilinde ya 15-16 milyon liralık bir malzemeyi satın alacaktık ya da 10 milyon gibi bir rakama bunu üreten bir makineyi bölgemize kazandıracaktık. İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımın tamamı oy birliğiyle milletvekillerimiz dahil il başkanımızın da katkılarıyla biz makineyi kurmakla ilgili bir tasarruf kullanmış olduk. Ve gerçekten de bu bölgenin son yıllarda yapmış olduğu en stratejik yatırımlarından bir tanesi olacağı kanaatindeyiz. Bu yıl içerisinde alacağımız 16 milyon liralık bir malzemeyi artık
10 milyona kuracağımız bir makineyle kendimiz üretmiş olacağız ki ilk yıldan bile 5-6 milyon liralık bir katkıyı kurumumuza kazandırmış olacağız. Bunu da şunun için ayrıntılarıyla anlattım. İl özel dairesi öyle bir kurum ki yapmış olduğumuz her tasarruf, her kuruş kırsalda yaşayan vatandaşımıza bir yatırım olarak geri dönüyor. Ya biz bu malzemeyi kendimiz ürettiğimizde bu daha fazla yol demek, daha fazla asfalt demek, daha fazla stabilize demek aslında. Bununla ilgili de olumlu bir karar verdiğimize, çok hayırlı bir karar verdiğimize İlgene Meclisi arkadaşlarımızla inanıyoruz. Bölgemize, ilimize, ilçelerimize, köylerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İl Genel Meclis Nisan ayı toplantılarının ilki Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış bulunmaktayız. Bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Nisan ayı olması itibariyle tam anlamıyla tam saha, tam kadro sahaya inmiş olacağız artık. Yeni bir çalışma sezonunu başlatmış olacağız. Yine diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda çok önemli yatırımların altına imza atacağız. Çünkü İl Genel Meclisimiz yıl boyunca çok önemli kararlar aldı. Bu kararları sahada uygulamaya çalışacağız. Uygulanmasının sahadaki takipçileri olacağız. Her birimiz ayrı ayrı. Çünkü İl Genel Meclisçilerimiz bu planlamaların, programların yapılmasında kendi ilçelerinin hassasiyetlerini ve önceliklerini en iyi bilen arkadaşlarımız. Planların programlarını yapıp idaremize teslim ettiler. Bu planlamaları yaparken tabii ki ilçelerin hak ve menfaatlerini ön plana koyarak ve ilçelerin önceliklerini bilerek bu programları yaptılar. Sorumluluk tamamen İl Genel Meclislerimizdedir. Bu planlamaların yapılmasında tüm hazırlıklarımız, planlamalarımız hepsi tamamdır şu an itibariyle. Sahaya indiğimizde saha çalışmalarında idaremizin, meclisimizin aldığı kararları sahada uygulaması esnasında ve il özel dairesinin genel manadaki çalışmalarında şimdiye kadar en önem verdiğimiz husus idare ile meclisin uyum içerisinde çalışmasıdır. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bütün yatırımlarda bu uyumu hep aradık, hep izledik, hep gözledik. Uyum varsa hizmet var, uyum varsa iş var, uyum varsa memnuniyet var, uyum varsa ihtiyaçların giderilmesi var. Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, BRTV'nin 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kanalımızı ziyaret etti. Bilgiç yaptığı ziyareti Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden bahsederken, sosyal hizmete ihtiyacı olan her bir bireyimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz dedi. Bugün BRTV televizyonumuzun 27. yıl kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere burada başta Mehmet Bey ve diğer yönetici arkadaşlarımız ve çalışan arkadaşlarımızı tebrik etmek üzere, çalışmalarına başarı dilemek üzere burada bulunuyoruz. Ben tekrardan ilimiz genelinde ve bölgemizde yayın yapan BRTV televizyonumuza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kamuoyunu bilgilendirme, doğru haber verme, hızlı bir şekilde haberlerin ülke geneline ve dünyada olan gelişmelerin kamuoyuna duyurması açısından çok önemli görüyorum. Ve tekrardan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de 6 aydan bu yana Karabük ilimizde sosyal hizmetler alanında hizmet vermeye çalışıyoruz. Sahadayız. Sahada vatandaşlarımızla birlikteyiz. Sosyal hizmete ihtiyacı olan her bir bireyimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda aile sosyal destek programı kapsamında Karabük ilimizde bulunan 82.500 hanemize misafir olacağız. Her bir hanemizde uzman ekiplerimizce inceleme yapılacaktır. Bu anlamda Ovacık ilçemizin saha taramasını bitirdik. Sosyal risk haritamızı oluşturduk. Orada gördüğümüz
birkaç eksikliğimizi de projeler yapmak suretiyle gidermeye çalışacağız. Ben tekrardan BRTV Televizyonu'nun 27. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tema Vakfı Karabük İl Temsilcisi Murat Alan ve Safranbolu Temsilcisi Dilek Atmalı Şengül, Tunakan Yıldırım'la Konu Konu programının konuğu oldu. Programda 21-26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilirken Karabük'te yapılan etkinliklere de değinildi. Her yıl dünyada 5 milyon hektar orman yok oluyor, yok ediliyor. Bu ne demek? Türkiye ormanları yaklaşık 22-23 milyon hektar. Türkiye ormanlarının 1/4 oranında dünyada her yıl ormanlar yok ediliyor. Aslında rakam daha kötü. Şöyle, 10 milyon alan ormansızlaştırılıyor. Özellikleri bozuluyor bu tüm dünyada, sadece ülkemizde değil. Ancak bir yandan da ağaçlandırmalar yaparak bunu biraz telafi ediyoruz. Yani 5 milyon, 10 milyon bozuluyor. 5 milyon da işte ağaçlandırma oluyor yaklaşık. Sonuçta net 5 milyon her yıl orman kayboluyor. Tabii bu kayıp gözükebilen bir şey. Bir de ormanlar özelliklerini kaybediyor. İşte mesela çok kapalı bir ormanda ekosistem çok iyi olur. Kapalı orman ne demek? Toprakta organizmanın çalıştığı, solucanın, mikroorganizmaların çalıştığı, ağaçların mutlu olduğu diye bildiğimiz bir orman. Yani o özellikler de bozuluyor. Onları çok göremiyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Ormanlar Günü esasında bu kötü gidişe dur demek, dikkat çekmek için ilan edilmiş durumda. Tabii bu, siz de çeşitli yayınlarda yer verdiniz. Türkiye'de de bu konuda epey kutlamalar falan oldu. Ülkemiz ormanlarında da benzer olumsuzluklar oluyor. Tabii bu dünyadaki gidişat ne yazık ki her yerde geçerli. 4 yıldır Tema Vakfı'nda yer alıyoruz. Aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim ben. Erken çocukluk döneminde çocukların gelişiminin %80'i tamamlanıyor. Ve bizler de öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bir tema yolculuğuna çıktık. Daha fazla çocuğa ulaşalım diye. Çünkü biliyoruz ki daha sonrasında bir doğa sevgisini aşılamak kolay bir durum değildir. Erken çocukluk döneminde çocukların gönüllerine doğa sevgisini aşılayalım istedik. Temayla karşılaştık ve iyi ki de yollarımız kesişmiş. 4 yıldır aşkla çalışıyoruz gerçekten. Hepimiz gönüllüyüz. Aslında burada bir ilçe sorumlusu, işte genç tema başkanı, il temsilcisi kavramları sadece o örgütlenmeyi ifade eden kavramlar. Biz gerçekten bu şehirde Karabük'ün yararına neler yapılacak ve ilçelerimizin yararına neler yapılacaksa birlikte sürekli bunları gönüllülerle planlayıp onları uygulamaya çalışıyoruz. 2 yıldır da Safranbolu tema sorumlusu olarak devam ediyorum. Türkiye Emekler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, et ve süt ürünleri satış şubesinin Karabük'te hizmete alınması ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Genel Müdürlüğü'ne talepte bulunduklarını söyledi. Bu ara son pazartesi gün bu gündemde olan et süt kurumunun ucuz eti, ucuz süt olayı Türkiye'de bu gündeme geldi. Biz de Emekler Derneği olarak bir yazı yazdım ben bakanlığımıza. Milletvekillerimizin, il başkanımızın haberi de var. Onlara da söyledim. Aynı yazıyı onlara da attım. Size dedim takipçisi olun. Karabük 55 bin emeklinin yaşadığı Türkiye'de emekliğin yoğun olarak işte ikinciliz biz. Eğer bu et süt kurumu Karabük'te de bir şubesi açılırsa ne olmuş olur? Bizim eli nasırlı yüzünü arzı dual insanlarımız dua ederler. Yöre halkımız sevinir. İnşallah bu teşebbüsümüz de olur. Biz gerekli şeyleri yaptık, çalışmaları inşallah bu da bir netice verir diyorum. Sizin kanalınızla da tüm yöre halkımızın, emekli, dul ve yetimlerimizin Ramazan'ını kutluyorum. Allah sağlık, sıhhat içinde nice nice Ramazanlara ve bayramlara eriştirmesini diliyorum. Zonguldak'ta hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor. Çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci aşılanması hedeflenen proje kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler parkı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Öte yandan Vali Tutulmaz akülü arabaya binerek parkuru test etti. Yanıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi alan tutulmaz gazetecilere kentte faaliyete başlayan trafik eğitim parkına incelediklerini söyledi. Ölümlerin çoğu trafik kazalarından kaynaklanan ölümler. Her ne kadar son yıllarda epey azaltılsa da yapılan bilgilendirmelerle, projelerle, dikkat çekmelerle her ne kadar azaltılsa da yine hala trafik kazalarından maalesef ölümler gerçekleşiyor. Çankırı Karateke Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide bir araya gelen yapımcı yazar Nuray Karadeniz, haber spikeri ve yazar İncer Tuğrul ve haber spikeri Oya Çevi, kadının tarihteki ve günümüzdeki konumunu ve önemini tartıştı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Kadın Geçmiş ve Bugün temalı söyleşiye yapımcı yazar Nuray Karadeniz, haber spikeri ve yazar İnce Ertuğrul ve haber spikeri Oya Çebi konuşmacı olarak katıldı. Çankırı Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak üretilen bilginin, tecrüben aynı zamanda topluma yansıtıldığı müddetçe önemli olduğunu sürekli toplantılarda ifade ediyoruz. Zaten değişen ve gelişen dünya şartlarında artık üniversiteler toplum için üretilen bilginin topluma faydası noktasında odak noktasını oluşturmak zorundalar. Özellikle beyler, belki size sormak. Karşınızdaki kişiye baktığınızda önce kadını mı görüyorsunuz, insanı mı görüyorsunuz? Üniversitenin davetiyle Çankırı'da olmaktan son derece mutluyum. Çankırı'ya ilk gelişim bu. Bu vesileyle gelmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Aslında biraz da pişmanım neden daha önce gelmedim diye. Çünkü tahmin ettiğimden çok daha farklı buldum Çankırı'yı. Buradan da herkese çağrı yapmak istiyorum. Hemen Ankara'nın dibi. İlk fırsatta ziyaret edin. Özellikle o tarihi evlerin restore edilip öyle gezintiye açılmış olması çok mutluluk verdi. Önümüzdeki süreçte Çankırı'nın turizm açısından merkezlerden biri olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese de buradan kutluyorum. Üç katılımcı olarak aslında her ne kadar pozitif ayrım gibi düşünülse bile, kadınlarla ilgili pozitif ayrım yapıldığını düşünsek bile aslında biz ayrımdan yana değiliz. Eşitlikçi bir dil ve ifadenin kullanılmasını düşünüyoruz. Özellikle toplumu inşa eden, insanları geleceğe hazırlayan, bu doğrultuda en mahir bir grup olan, topluluk olan kadınlarımızla ilgili bir program yapmayı özellikle önemli bulduk, faydalı gördük. Bu noktada bizleri yalnız bırakmayan, bizim davetimize icabet eden İnce Ertuğrul hanımefendiye, Oya Çebi hanımefendiye, Nuray Karadeniz hanımefendiye ben teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bugünkü toplantıda ilerleyen dönemler için çok güzel çıktılar olacak. Biz Çankırı'nın her türlü potansiyelinin de en iyi şekilde değerlendirilmesinden yanayız. Aynı zamanda sayın katılımcılarımızın bizlerin yanına gelerek Çankırı'nın aynı zamanda tarihi, turizm ve kültürel potansiyellerini de Türkiye'ye anlatması, tanıtması bakımından da önemli bir kültür elçisi olacaklardır. Analara bu kadar kutsiyetin atfedildiği bir toplumda ve inançta ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşan bir toplumuz, cennet anaların ayakları altında diyen bir peygamberimiz varken en basitinden küçücük çocukların bile bu cümleyi zikretmesine o analar nasıl izin veriyor? Biz farkında olmadan söylediğimiz deyimlerle, kullandığımız ifadelerle aslında bu sorunu her gün biraz daha büyütüyor ve yapılan yanlışları da normalleştiriyoruz farkında olmadan. Erasmus programı dolayısıyla Almanya'nın Essen ve Gelsenkirchen şehrinde bulunan Yenice İlçesi Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Emre Doğuş ve ekibi, Almanya'nın Gladbeck şehrinde bulunan Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundular. Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na 2020 yılında Erasmus artı mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan Avrupa Stajıyla Daha Kolay İstihdam isimli proje kapsamında 18 metal teknolojisi alanı öğrencisi Almanya'nın Essen ve Gelsenkirchen şehirlerinde 3 hafta staj yapacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul yöneticileri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Derneğin icra kurulu başkanı Cevdet Koymalı ve kurucular kurulu başkanı Dursun Döngel konuklarını dernek lokalinde ağırladı. Size teşekkür ediyorum sayın hocalarım. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Çorbacı ve ekibi Erasmus projesi dahilinde öğrencilerimize burada kaynak kursu ile ilgili gelişim göstermeleri açısından buraya geldiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum öğrenciler adına. Ve bundan sonraki konuşmayı da sayın hocalarıma bırakıyorum ki bize Türkiye'mizden güzel hatıralar, anılarla bize bir şöyle aydınlatsınlar. Sayın Başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, ben Murat Çorbacı, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü, aynı zamanda Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Bugün burada bizleri misafir eden dernek başkanımıza, kıymetli üyelerine ben çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ilçemizdeki Yenice Çok Programlı Lisesi, nin bir projesi nedeniyle buradayız. Avrupa stajından Kolay İstihdam isimli projemiz kapsamında 18 öğrencimiz burada 3 hafta süren mesleki eğitim alacaklar. Biz de bu kapsamda öğrencilerimizi iş yerinde ziyaret etmek, onların mesleki tecrübelerine şahitlik yapmak için buradayız. Tabi bu esnada burada uzun yıllardır yaşayan gurbetçilerimizi de hem görüşmek istedik. Sağ olsunlar, onlar da büyük incelik gösterdiler. Dernekte bizi bu akşam misafir ettiler. Tabii gurbette yaşayan gurbetçilerimizi dernek çatısı altında görmekten büyük bir mutluluk duyduk, onur duyduk. Bizleri bu akşam gerçekten güzel bir şekilde misafir ettiler. Misafirperverliklerinden dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Tabii burada Yenice ilçemizdeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da dernek üyelerimize bilgiler verdik. Yine sosyal medyadan da dernek başkanım ve kıymetli üyelerin de takip ettiği Yenice bağışlıyor, çocuklarımız okuyor kampanyamız da devam ediyor. Bu kapsamda da 2500'e yakın Yenice'li dostlarımızdan kitap kampanyamıza destek geldi. Bir taraftan da maddi desteklerimiz devam ediyor. Tabii bu projemizin ardından da kitap okuma yarışmamız olacak. Gönlümüz istiyor ki öğrencilerimize, Yenice'li çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların en donanımlı, bilgili bir şekilde hayata hazırlamak. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapıyorum. Müdür Bey ile birlikte buradaki öğrencilerimizi ziyarete geldik ve Yenice'li gurbetçilerimizi de burada ziyaret etme fırsatı bulduk. Ben de Müdür Bey gibi tüm Yenice'li hemşerilerimize bu misafirperverlikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Mahir Emre Doğuş, Yenice Çok Programlı Anasüsü Okul Müdürüyüm. Ferhan Yıldız, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde muhasebe ve finansman öğretmeniyim. Buraya öğrencilerimizin stajına refakat etmek için geldik. Müdürümüz sayesinde de Yenice Derneği ile buradaki Yenice'li hemşerilerimizle tanışma fırsatı bulduk. Hepsine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Karabük Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Çorbacı Beyefendi başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Çok Programlı Okul Müdürümüze ben kendilerine, huzurunuzda derneğimize hoş geldiniz diyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Böyle projeler hem ilçemizdeki çocukların gelişiminde hem insanların kendi gelişiminde çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben kendilerine geldiklerinden sonra bize ziyaret ettiler. Çok gururlandım, sevindim. Kendimi tebrik ediyorum. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. AFAD Trabzon Müdürü Ömer Kıratlı son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla yüksek kesimlerdeki karların hızla erimeye başladığını ve bu durumun heyelanlara neden olduğunu belirtti. Biliyorsunuz son dönemde belki de yani bizim ilimiz için söyleyeyim ben yoğun, çok yoğun bir kar yağışı aldık ve bu kar yağışı tabii kıştan bahara sarkan bir ayda oldu. Köylerde, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulan, hatta kar yükünden dolayı çöken çatılarımız oldu. Bugün itibariyle baktığımızda da özellikle kırsalda, yani güneydeki köylerimizde, mahallelerimizde
çok yüksek bir sıcaklık var. Mart ayı için baktığımızda böyle bir şey ilk defa belki rastlıyoruz. Bugün 24-25 derecelere ulaşan yüksek kesimlerde ilçelerimiz var ki biz sahildeyiz, 14 derece. Bu da kalın kar tabakasının hızlı erimesine sebebiyet verdi. Derelerimizde görmüşsünüzdür, böyle çamur akıntısı şeklinde. Böyle ani eriyen yerlerde, topraklarda çamur akmaları ve heyelanlarımız meydana geldi. Bunlar birçok kısmı daha önceden afete maruz olarak ilan ettiğimiz, aslında yapı ve yasaklı alanlarda meydana geldi ama yollarımızda da var. Bütün ilçelerimizde arkadaşlarımızla beraber tamamını incelemeye çalışıyoruz. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız diye de umut ediyorum ben. Kayalardaki çatlaklar donma çözülme etkisiyle beraber etkisi daha da arttı bu dönemde. Karların da hızlı erimesiyle beraber o çatlak kısımlarını temizlemesiyle ağırlığından dolayı kaya düşmelerimiz artmaya başladı. Tabii yol bölgelerimizde özellikle bu sıkıntı oldu son zamanlarda ama biraz daha eriyecek karımız var. Yüksek kesimlerdeki vatandaşlarımızın da bu anlamda dikkatli olmaları gerekir. Biz ufak tefek de olsa yine kaya düşmelerini bekliyoruz bu süreç içerisinde. Yani konutlarla ilgili son 10 günde 50 civarında inceleme yaptık ama bugün çok yoğun talepler var. Yollarla ilgili de hemen hemen aynı şekilde. Yani şöyle dersek toplamda 100 civarında son 10 günde oldu ama bundan sonra daha çok olacağını düşünüyoruz. Çünkü bugünden itibaren sıcaklık çok artmaya başladı. Yani kar daha da hızlı eriyecek. Daha çok heyelanlarımız, kaya düşmelerimiz bundan sonra da olabilir. Her şeyden önce vatandaşın yapması gereken kendine güvenli yaşam alanını seçmek. Yani çevresini bir inceleyecek. Bizim tamamen Trabzon'un her tarafına aynı anda ulaşma şansımız yok. Vatandaş biraz dikkat ettiğinde ondülasyonlu yap. Yani toprakta kabarma, çökme, çatlak gibi şeyler gördüğünde işte direklerin eğilmesi, daha önceden çıkmayan yerlerden suların çıkması, akmaları gördüğü zaman belediyesine, kaymakamlığına, bizlere, çevre şehirciliğe, tarım arazisi, tarım müdürlüklerine, ilçe tarımlara müracaat ederek bizleri haberdar ettiklerinde biz zaten hemen olay mahallini incelemek için gidiyoruz. Diğer kurumlarımız da gidiyor. Bu anlamda vatandaş biraz gözlemsel olarak dikkatli olacak. Düzce'de okul bünyesindeki atölyede ahşap, boncuk, boya gibi malzemelerle süs eşyası tasarlayan otizmli öğrenciler hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Kenti hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli öğretmenler otizmli öğrenciler için geçen yıl el becerileri atölyesi kurdu. Atölyede yaşları 11-20 arasında değişen 40 otizmli öğrenci süs eşyası tasarlayarak el becerilerini geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, sosyalleşiyor. Otizmli öğrencilerin yaptığı eşyaların kermeslerde satışından elde edilen gelirle de atölyenin ihtiyaçları karşılanıyor. Atölye faaliyetlerimizin ilk amacı çocuklarımıza öncelikle disiplin, okul disiplini, atölye disiplini, sosyal yaşam disiplini sağlamak. Bunu nasıl yapıyoruz? Atölyemiz normal atölye kurallarına göre kendi içinde kuralları olan bir kısım. Dolayısıyla çocuklarımız önce bu kurallara uyarak bu işleri yaptıkları için öncelikle bu hedefe ulaşmış oluyoruz. Sonrasında neler yapıyoruz? Bizim çocuklarımızın şöyle bir ihtiyacı oluyor. Onların en büyük ihtiyacı diyelim aslında. Ait olma, takdir edilme, sevilme, başarabilme duygularını kazanması. Bunu da burada yaptıkları ürünleri ortaya koyup başardıklarında bizden aldıkları bir tebrik sözcüğüyle bile aslında en çok ihtiyaç duydukları duyguya ulaşmış oluyorlar. Bunu gördüğümüzde en büyük hazzı burada yaşıyoruz. Çünkü çocuklarımız bir şey yaptığında nasıl olmuş hocam denildiğinde ya da bu soruyu bize sorduklarında gayet güzel olmuş, eline sağlık, çok güzel olmuş dediğimizde o yüzündeki o gurur ya da o sevinç bize yetiyor. Bartın'da geçen yıl batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu kuru yük gemisinin enkazının denizin dibinden çıkarılmasına başlandı.
İnkum açıklarında 17 Ocak 2021'de batan Palo bayraklı Arvin isimli kuru yük gemisinin enkazını çıkarma çalışmaları, 5'i gemi personeli, 10'u dalgıç olmak üzere 15 kişilik ekiple yürütülüyor. İlk olarak su altı video görüntüleme çalışması yapan ekip ardından denizin altında kaynak kesme yöntemiyle enkazı 30-40 tonluk parçalar haline getirecek. Yaklaşık 20 metre derinlikteki gemi enkazı binç sayesinde denizin altından çıkarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan 3 aylık izine sürdürülen çalışma kapsamında enkazdan çıkarılacak materyalin bölgedeki hattanelerde değerlendirilmesi bekleniyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye ulaşılmasıyla Ezine Çayı'nı besleyen Yaralı Göz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan karlar erimeye başladı. Eriyen kar sularıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Kar suları çayın Bozkurt ilçesinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üst seviyesine kadar ulaştı. Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleri bölgede tedbir amaçlı çalışma yapıyor. Belediye Başkanı Muammer Yanık da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Karsalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan jandarma arama kurtarma timi zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor. JAK timi İstanbul ile Ankara arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zor şartlar altında 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapıyor. Eğitimlerini de aksatmayan JAK timi yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda telesiyejde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği kayak yaptıkları esnada bindikleri telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan 3 kişi Karsalkaya Jandarma Karakolu'nu arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler arazi araçlarıyla kar kalınlığının yaklaşık 3 metre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgeye ulaştı. Telesiyejde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişiye ısınmaları için JAK timi tarafından çay ikram edildi. Karabük Belediyesi koronavirüs nedeniyle 2 yıldır uygulanmayan Ramazan davulcularını belirledi. Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sahurda görev almak için müracaat eden 75 davulcudan 55 davulcuya sınav yaparak, yaka kartlarını dağıtarak il sınırları içerisinde bulunan mahallelerde Ramazan ayında sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Oğlum bunu bir keşke! Ben yemem yağlı keşke! Benim karnım tok ama! Arkadaşımın canı börek ister. Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmamasını ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü'ne 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunulabileceği aktarıldı. Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, davulcuları sınava tabi tutarak davul çaldırdıktan sonra Ramazan ayında uyumaları gereken konularda bilgilendirerek belgelerini takdim etti. Mahalledeki bütün ara sokak, ana caddelerde davul çalınacak. Davul çalma saatimiz gece 2 ile 3 arası çalacağız. Erken de olmayacak, geç de olmayacak arkadaşlar. Kimse saat 1'de gelip davulunu çalıp gitmeyecek. Bu size açıkladığım kurallardan hepsini gerek sivil ekiplerimiz, gerekirse zabıta ekiplerimiz sizi devamlı kontrol altında tutacak. Artı vatandaşlarımızdan gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. Şikayetlerde yüz kısaltıcı, yalan beyan,
ya da herhangi bir değişik sebeplerle dolayı suçlar oluştuğu zaman da bir daha da davul çalınmasına müsaade edilmeyecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi diyet bilimi sorumlusu Yiğit Osman Darıcı, Ramazan ayında sahurda aşırı yağlı yemeklerin tüketilmesinin kalp hastalıklarının yanı sıra sindirim ve mide problemlerini de beraberinde getirerek geceyi huzursuz edebileceğine dikkat çekti. Ramazan'da özellikle pandemi de var, bağışıklığı güçlü tutmamız lazım. Özellikle sindirim ve hazım problemleri çok sık yaşanabiliyor. O nedenle iftarımızı önce bir kan şekerimiz dengeleyecek şekilde hurma veya kuru meyve ile açıp peşine ılık bir çorba içip bir 10 dakika vermek lazım sindirimin rahat olabilmesi için. Sonrasında hani böyle çok aşırı yağlı, aşırı kızartmalı, aşırı hamur işili beslenme, yani uzak durmak lazım. Genelde daha çok ızgara, fırında haşlama, bulama tarzı beslenme yöntemleri tercih edilmeli. Posa tüketimine dikkat edilmeli. Çünkü niye posa? Kan şekerini dengelemesi açısından. Ayrıyeten de bağırsakların çalışması, sindirimin artması anlamında önemli yere sahiptir. Bu nedenle özellikle kuru baklagiller, kepekli ekmekler, esmer ekmekler, sebze, meyve bunları sahur ve iftarı dengelemek için tüketmemiz gerekir. Tabii gün içerisinde sıvı kaybımız olacak. O yüzden iftarla sahur arasında mutlaka en az 1,5 litre sıvımızı almalıyız su şeklinde. Sahurda şimdi gün içerisinde hipoglisemi atakları gelişebileceği için sahurda mutlaka bir protein tüketimi önemli bizim için. Tok tutması anlamında. O yüzden yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Sütü mutlaka içmemiz gerekiyor sahurda. Ayrıca de kan şekerimizi dengelemesi için gene aynı şekilde kuru meyve veya meyve mutlaka beslenmemize eklemeliyiz. Hani genelde bir şey sorulur, Ramazan'da spor, hareket nasıl yapmalıyız diye. Burada şu şekilde diyebilirim ben bunu. İftardan yaklaşık 1,5-2 saat sonra eğer kronik rahatsızlığımız yoksa bir hafif bir tempoda bir yürüyüş yapmak hem sindirim anlamında hem metabolizmanın hızlanması anlamında hem yağ yakım anlamında bizim için iyi gelecektir, iyi olacaktır. Samsun'da kurulu bir firma tarafından üretilen otomotiv test cihazları 3 kıtada 14 ülkeye satılıyor. 84 yıllık otomotiv firmasının 3. kuşak temsilcisi olan makine mühendisi Hakan Kahvecioğlu, 17 yıl önce elektrik, elektronik, yazılım ve bilgisayar mühendislerinden oluşan 8 kişilik ekiple otomotiv test cihazı geliştirdi. Türkiye genelinde kullanıma sunulan cihaz yurt dışından da ilgi gördü. Otomotiv test cihazlarıyla otomobil, kamyonet, kamyon gibi araçlar, ekspertizde motor performansı, arıza, kaporta hasarı gibi yönlerden inceleniyor. Oldukça eski bir firmayız, 84 yıllık bir firmayız. Otomotiv sektöründe çalıştık. Hep 2005 yılından sonra da oto ekspertiz makineleri ya da diğer adıyla otomotiv test makineleri tasarlayıp üretmeye başladık. Otomotiv test makinelerimizi Avrupa'da, en kuzeyde İsveç'ten, biraz daha aşağı inelim, Almanya'sı, Fransa'sı, İsviçre'si, Belçika'sı, ondan sonra Balkan ülkeleri, dünya Balkan ülkeleri, Rusya, Hindistan, Irak, bu tip ülkelere ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 14-15 tane set halinde makine üretiyoruz. Araç tiplerine göre elbette ki değişiyor. Asıl önemli fark, aracın ağır vasıta mı yoksa otomobil mi olduğu. Bir diğer ölçüde araç iki çekerli mi yoksa dört çekerli mi? Bunlara göre elbette ki çok çeşitli. Fiyatları da elbette ki değişiyor. Ama Avrupalı rakiplerimizden çok daha ucuz ama çok daha kaliteli olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdilik 3 kıtadayız. Asya, Avrupa ve Afrika'da. İnşallah bunu 5 kıtaya çıkartmak istiyoruz. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı.
oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobile Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteni ile karşınızdayız. 2022 yılında Antalya'da düzenlenen Fitness Avrupa Şampiyonu milli takım seçmelerinde 75 kiloda Türkiye birincisi olan Talha Çakar, RTV'ye açıklamalarda bulundu. Çakar, milli takım forması giyerek ülkemi temsil etmek istiyorum dedi. Adım Talha, soyadım Çakar. 10 yıldır aktif olarak spor yapıyorum. İlk spor hayatıma 10 yaşında vuşu sandayla başladım. Aktif olarak 2,5 sene ona devam ettim. Ardından güreş ve bilek güreşi yaptım. Bölgesel şampiyonalara, Türkiye şampiyonalarına o sporlarda da katıldım. Türkiye üçüncülükleri, dördüncülükleri elde ettim. En son 6 senedir aktif olarak vücut geliştirme yapıyorum. Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. 6 ay aktif olarak diyet yaptım. Arkadaşım ve antrenörlüğümü yapan İbrahim Aydın'la beraber üniversitede tanıştık. Onunla beraber çalışmaya başladık. 6 ay aktif bir yarışma hazırlık sürecimiz oldu. Güzel diyet, günde çift antrenmanlar, çift kardiyolar, yoğun diyetler yaparak yarışmaya hazırlandım. Sonucunda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Karabük'te vücut geliştirme kulübü şu anda yok. Bu sporumuz fazla bir gelişmediği için Karabük'te ve salon sayımız az olduğu için herhangi bir kulüp, ferdi bir kulübümüz olmadığı için mecbur Sivas adına yarıştım. Bu Türkiye şampiyonasının asıl amacı Avrupa milli takım seçmesi. Buradaki milli takıma seçilen sporcular İspanya, Barcelona'da ülkemizi temsil etmek için yarışmaya hak kazanıyorlar. Umarım Allah nasip ederse ben de İspanya, Barcelona'ya gideceğim. Herhangi bir katılım veyahut da herhangi bir gelişim yok. Karabük'te bu sporun şu anda pek bir gelişmeye gayreti yok. Biz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiğince daha yeni başladık çalışmalara. Yani Karabük adına yarışmaya başlayacağım. Hayalim bu spora başlarken de hep milli takım forması giyebilmekti. Allah nasip ederse daha yeni başlıyoruz. Ülkemi güzel yerlere getireceğime, güzel bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Elimden geldiğince maddi imkanlarım el verdiği sürece kendimce bir şeyler yapmaya çalışacağım. Spordan önce beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Spor neyse beslenme aynı şekilde. Beslenme olmadan bu spor maalesef olmuyor. Öncelikle en çok dikkat etmeleri gereken şey beslenme. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada.
sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden küresel ekonomik kriz ve Türkiye'nin yapması yapmaması gerekenler başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. Küresel ekonomik kriz ve Türkiye'nin yapması yapmaması gerekenler. Ekonomide küresel bir kriz yaşanıyor. Aslında dünya her türlü krizle yüz yüze, iç içe ve karşı karşıya ama bu yazıda ekonomik boyutu irdelemek istiyorum. Öncelikle bir tespit yapıp ne gördüğümüze bakalım. Küresel boyutta görülen enflasyon, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, küresel tedarik zincirinde görülen başlayan ve her geçen gün artan kırılma. Gelişmiş ekonomilerde dahil ülkeler yükselen enflasyonla karşı karşıya. Amerika'da %7, İngiltere'de %6, Avrupa Birliği'nde %5'lerin üstünde bir enflasyon var. Rakamların tek haneli olmasına bakıp bu da nedir ki keşke bizde böyle olsa, dünden razıyız gibi sakın düşünmeyin. Bu ekonomiler için bu enflasyon oranı çözüm bulunması gereken çok ciddi bir sıkıntıdır. Ki bu bağlamda önlemler alınmaya da başlandı. Neler bunlar? Parasal genişlemeden vazgeçip sıkılaştırma politikasına geçmek. Yani para basmaktan vazgeçmek. Yani bol para politikasını bırakmak. Faiz artışı yapmak. Bu ne demek? Doları değerli kılmak ve çağırmak. Yani doların alım gücündeki düşüşü önlemek ve artırmak. Yani getir doları, sana da yüksek faiz vereceğim demek. Dünyanın gözü Amerika'daydı. Beklenen oldu ve Fed faiz arttırmaya başladı. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar 3 puan civarı bir artış olacak. İngiltere ve Avrupa Birliği merkez bankaları da faiz arttırmaya devam ediyor ve edecek. Bu ne demek? Gelişmekte olan ve özellikle petrol, doğalgaz gibi ürünleri, sanayi ham maddesini ithal eden ülkeler için dövizin maliyeti artacak. Yani dolar, sterlin, euro karşısında diğer para birimleri değer kaybetmeye devam edecek. Buysa o ülke ekonomilerinde enflasyonu, yani fiyat artışlarını astronomik ölçüde tetikleyecek. Küresel ekonomide handikap bu kadar mı? Maalesef hayır. 2000'lerin başından itibaren dünyada 10-15 yıl boyunca bol ve sıcak para politikası izlenmişti. Artık önlem safhasına gelinmişti. Fakat pandeminin başlamasıyla ertelendi. Buysa alınması gereken ve artık bugünlerde alınmaya başlanan önlemleri daha bir sertleştirdi. Üstüne üstlük bir de Rusya-Ukrayna krizinin savaşa, işgale dönüşmesi yaraya iyice tuz basmaya başladı. Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi. Küresel ekonomideki kriz daha da derinleşmeye başladı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında astronomik artış geldi. Peki bu kadar mı? Değil. Çünkü yaptırımların sonuçları hemen görülmez. Gerek Rus ekonomisinde ve gerekse de küresel ekonomik boyutta ilk etkileri en yakın 3 ay sonrasında kendini göstermeye başlar. Bunun ortaya çıkmasıyla birlikte her şey başka bir şeyi tetikler ve domino taşı etkisiyle ikincil, üçüncül etkiler oluşturmaya başlar. Sadece bazı ürünlerde, hatta hemen her emtiada fiyat artışıyla sınırlı kalmayıp temin ve tedarikte zorluklara sebebiyet verir ve verecektir de. En önemlisi de enerji ve gıda, fiyat, temin, tedarik ve lojistiğinde çıkacak sorunlardır. Ki maalesef özellikle bu kalemlerde ithalata dayalı ülke ekonomilerinde etkisini göstermeye başladı bile. Hele bir de bu krizin görünmez bir el tarafından görünürlüğü olan Amerika, İngiltere eliyle organize edildiğini ve yeni düzen oluşturmanın ana enstrümanı olarak kullanıldığını düşünürsek, süreç bundan sonra çok daha ağır, sert ve acımasız hale gelebilecektir. Neden? Çünkü alınan önlemler küresel ekonomik krizi çözmek veya artışını yavaşlatmak için yapılmıyor ve yapılmayacaktır. Küresel yönetsel sistematiği hizaya getirmek, istenen kıvamı oluşturmak ve yeni düzen planını realize etmek için ekonomik enstrümanlar bir silah olarak kullanılacaktır. Bununla da kalınmayacak. Zaten kalınmıyor da. Rusya-Ukrayna savaşıyla görüldüğü gibi sıcak savaş, yaptırımlar ve etkileri üzerinden soğuk savaş alternatifleri de sahaya sürülmüş vaziyette.
Peki küresel tablo böyleyse ve genel gidişat pek de hayra delalet değilse, Türkiye ne yapacak ve ne yapmalı? Ülkesel ve küresel kriz konusunda gerçekçi bir tespitte bulunmalıdır. Pansumandan ziyade radikal, köklü, yapısal bir program oluşturmalıdır. Tarım ve gıda konusunda öz yeterlik, ithal, ikameci yaklaşımını hemen başlatmalıdır. Ekonomik krizle ilgili küresel ve ülkesel acı gerçeği tüm açıklığıyla halkla paylaşmalıdır. Bu bağlamda iç siyasi sayıklarla hareket etmeden, siyasi hesap yapmadan, seçim odaklı düşünmeden ve daha da gecikmeden, adına ne derseniz deyin, ister acı reçete, ister yapısal reformlar, adeta ekonomik seferberlik nitelikli gerçek bir reform paketi ortaya koyulmalıdır. Arkadaşlar, öyle bir süreçteyiz ki 15 ay sonra olacak seçimi kimin kazanıp kaybedeceğinin bile bir öneminin kalmayacağı, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kimsenin kazanamayacağı ve sadece Türkiye'nin kaybedeceği, İkinci Dünya Savaşı döneminde alınan önlemlerden daha radikal önlemlerin alınması gereken bir riskle karşı karşıyayız. Kimse kızmasın ama her türlü alternatifin masada olması gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda söz konusu Türkiye, Türk ekonomisi ve yaşanan sürecin az hasarla ve hasarsız atlatılmasıysa, ki aynen öylesi bir süreçteyiz, gerekirse yapılacak seçimin ertelenmesi dahi gündeme alınmalıdır. Evet, seçim önemli mi? Hem de çok önemlidir. Ama Türkiye ve ülkesel menfaatlere halel gelmemesi ve hasar görmemesi bence daha önemlidir. Sonuç olarak, açıkçası Rusya-Ukrayna kriz ve işgali başladığından beri Türkiye'nin izlediği politikayı takdirle karşılıyor. Mümkün olan en ideal çizgide hareket edildiğini görüyorum. Böylesi hassas süreçte bu kadar kritik dengeyi oluşturabilen Erdoğan ve kurmaylarının küresel ekonomik krizin ülkemize yansımaları konusunda da maksimum verimliliği, minimum hasarı gözetecek adımları atacağı konusunda oldukça ümitliyim. Gelişmelerden de edindiğim izlenim bu minvalde. Umuyorum ve inanıyorum ki Rusya-Ukrayna bağlamında gösterilen diplomatik gerçeklik, akıl ve akılcılık, maksimum hassasiyet, küresel ekonomik kriz ve Türkiye'ye yansımaları konusunda da gösterilecek önlemler paketi ve yapısal reformlar gecikmeden başlatılacaktır. Bir sonraki bir Porto yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.